2.90, 2.89. Bir iş böyle biraz daha beraber olsa da ben bakayım kısımdan. Saadet İsmail, yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Arkadaşlar, dağın tepesinde bulduğumuz bu kaya mezarı muhabbeti ve aşağıda kapak muhabbeti vardı ya. Şimdi buradan aşağı doğru bir iniş yapmayı planlıyoruz. Dağcı arkadaşımız hazırlanıyor. Çok pek değerli, çok sevdiğimiz değerli kameramanımız. Kurtulmak Cemal Kelleşey, pardon. Kameramanımız İrfan kardeşim. Ben. aşağı inecek. Kendisine Allah'tan kendisine bol şanslar diliyoruz. İnşallah sağ salim inecek. İşin şakası bir tarafa. Şu an resmi bir iş yapıyoruz. Arkadaşımız lisanslı dağcı olduğu için güveniyoruz. Tabii ki tehlikeli bir iş yapmayı planlamıyoruz. Deneyeceğiz. Bir yere kadar gidecek. Eğer güvenliyse, inebilecekse inip devam edecek ve o kapağa ulaşıp kapakta ne olup bittiğini görmeye çalışacak arkadaşlar. Hemen İrfan'a doğru yaklaşıyoruz. İrfan, arkadaş yok mu sende? Şöyle gelsene, şuradan çeksene karşısında. Ben sana vereyim F5 bir tane. Al, sen şöyle geç. Evet. F5 ne abi? Şimdi halata geçiriyorsun onu İsmail'e. Oldu ki bayıldı. Şeker yükseldi. Tak, o seni askıda bırakır. Öyle mi? Evet. Emniyet şeyidir yani. Arabanın emniyet kemeri gibi. Aa, süper. Evet. Onu halata takarsın, onunla beraber yavaş yavaş inersin. Oldu, bayıldın, arı soktu, yılan soktu, bir şey oldu, dengeni kaybettin. Tak, çok seni askıda kilitler. Güzel bir tane çocuğa ya. Değil mi? Evde varsa. Çantada durup duruyor, ben tırmanmıyorum. Geldiğinde bırakayım sana. Ver abi, iyi bak. F5'siz aşağı sarkılmaz hayat. Tamam. O şimdi kendisi yaptı emniyet bir şeyler. F5, en sağlam F5'tir. Onlar fazlalık mı? Bu sağlam mı bu kadar? Bunları almayacak emniyeti. Şu an iniş takımlarını hazırlıyor. Oğlum, uçak gibi oldu lan iniş takımları. Süzülecek falan lan. İniş takımlarını ve çıkış takımlarını hazırlıyor arkadaşlar. Kendisi buraya merkez. Ne bu, kültür merkezi mi? Nasıl bir merkez abi? Ne hazırlıyorsun? İstasyon. İstasyon hazırlıyor abi. Tren istasyonu. İniş istasyonu. Evet, dağcılıkta istasyon. Bunlar bir şey varmış. Enteresan bir iş. Ben de öğrenmeyi düşünüyorum. Çekebilirsin, şöyle bir çek abi. Çevreyi güzelce, ne var ne yok. Oh, manzara reis. Neyse, Brezit Bey kimseyi hiç yazına görmemiştir. Ne? Balıkçı dibimi atmaya çalışırken farklı bir şey yaptım da. Öyle mi? Yok, hata yapmadık. Balıkçı dümünü doğru attık.
Gemi düdüğümü değil mi aynı zamanda o? Evet. Tamam abi, dikkat et. Önce güvenlik. Aşağıda gelirken ben inerim falan diye bir sürü sallıyordum. Ama yukarı gelince işler değişti. Hiç de öyle kolay değilmiş bu işler. Şöyle bir baktım. Hadi. Ben inmem dedim, ben inmem! Kimse beni indiremez! İnmem arkadaş, ben dağcı değilim, o ne lan? Tam biz kuyuya iniyoruz langır lungur da bir de burada indiğimizi düşünsenize. Bitti yani abi, kaç metre şuraya bak. Hayat bitti. Hayal et İsmail, oğlum hayal et. Bak, bak aşağı bak. Baba kondu ödümüz uçurum. Adam inecek. Niye action kamerası yok ya? Ne hele hele ya. Eskik yapıyoruz bu işi ya. Olmaz mı action kamerası? Benim kafayı alsaydım. Oğlum benim. Vallahi ya. Kafa ya? Kamerası vardı. Bir de vardı benim, bari buraya takmadım. Çalışıyor muydu? Şunları kilitlesene abi. Ya ben geçmeyeyim diye abi. Bırak. Tamam, bu kilitlen abi. Öbür diğeri de kilitle mi abi? Üstünden basarak kontrol et abi. Kilitle abi. Değil mi işte kilitle? Nasıl bir hazır, nasıl bir ilişmiş bu ya? Kilitlendik. Çekiyorsun değil mi abi şurayı? Şimdi biraz daha yakınlaşalım. Baş yaklaş. Ver bakayım bana. İşte bizim İrfan'ın hazırlandığı anlar. Herkes konuşur, hayalet yapar. Tamam mı? İrfan yapıyor. Sen nerede yapıyorsun? Hayalet yapıyor oğlum. Hemen de geliyor. Hiç kaçırma. Görüyor musun? Ha, hiç kaçırmıyor. Hemen yapıştırıyor. Çocuk oyuncağı değil arkadaşlar bu. Eğitimini almayanlar kesinlikle... Kesinlikle eğitimini almayan denemesinler. Sakın ha, aman ha. Bak ben bile inmiyorum. Kobay olarak şey, o, deneysel olarak pardon. Denemezsin. Yok, ben adrenalini çok seviyorum. Evet, adrenalini herkes seviyor ama adrenalin olarak sıkıntı arkadaşlar. Bu işin tekniğini öğrenmeden. Şakası da yok ya. Sakın, sakın, sakın. Sakın böyle şeyler denemeyin. Zaten ölen %99 dağcıyım diyenlerin. Arkadaşımızın lisansı var, dağcılık lisansı. Bu lisans da şu an burada. Bu çalışmayı yapacak. Gerekli mercilere gerekli şeyler iletildi. Çift emniyetimizi aldık. Emniyetler hazır. Onlar neydi? Emniyet miydi? Güvenlik miydi? Emniyet. Benim kendimce aldığım. Şu an bazı ekipmanlarımız elimizde mevcut olmadığı için manuel yaptık. Burada sadece asılı dursun diye. Asıl buradakinde. Yani yük burada. Ama burada sadece emniyetler aşağı sarkmasın diye bunu da böyle önlem alıyorum.
Bu şekilde çift emniyet in çık. Tamam, bunu bilinçli olarak yapıyorsun. Tabii tabii. Eğitimini aldın bunun. Evet. Tamamdır. Yani ölürsem ölürsem da... kabrime gelme istemem. O da şey olsun araya. Vay be. Neyse, hayalet. Bunun ne oldu? Bir anda bir anda tavan yaptı ego. Olur da risk var. İsmail abi neyse, hayalet. Nerelere geldi? Lan hayalet olacağız yakında. Ne de olsa adam ilk defa işe yarayacak. Abo. Tut abi. Şimdi kafam bir an basmadı buna, balıkçıyı nasıl atacağım diye. Olur böyle şeyler. Sağlam yap da işini. Gördüğüm aslan ne olur buna? Olmaz mı? O daha iyi gidiyor. Gel abi oradan. Şimdi balık tüdüğümü atıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı sarkacağız. Tamam lan, yeter. Bitmez mi? Dur, arkası şey kaldı. Heh, yardım et abi. Sık. Bunu ters alacağız abi. Yine biri burada. Emniyet için bunu. Böyle. Şu ağacı bağlamasaydı. Hı? Onuncu da şu ağacı bağlasamaydı. Bu da buradan tutacak. Bir şey olursa ipi çökmek gerekirse sökeceğiz yani. Biraz da ucundan varken. Yani bence bu... onlardan hangisi? Sen Tarık abi, sen tut da. Bırakırım sohbeti davarlar. Orada mı kaya var derler. Bırak abi de ben bırakayım abi. Zaten vatandaş da şikayetçi, bu kameramanı değiştir diyorlar. Değiştir. Bu vesile. Fırsat bu fırsat, ha. Hemen değiştirelim. Dur abi, yardım edeyim abi. Bir dakika, yavaş. Evet, kameraman İrfan'ı yavaş yavaş aşağı doğru İrfan, salıyoruz. Aman abi. Ben desin birader. Sen de mi? Hah, sen çek abi. Beni de çek. Ya, arkamdan gel. Sen git abi, ben burada balık tutacağım. Allah ne demiş? Yalnız bak, ipin güvenli değil. Bak buradan 60 iplerim. He? Bak iplerim oradan 60, farkında mısın? Yo, statik ya, o bir şey olmaz. Ucundakini çekiyor abi. Sen eksiksiz bir şekilde in abi. Çalışıyorum. Ben sana götürüyorum F5. F5 çok işine gelir. Biliyorsun yorulduğun zaman askıya alıp onda bekler. Ercümarın olacak.
Ondan sonra ha, ne bileyim göz cumarını olacak. Bunlar olmadan olmuyor aslında ama burada sen hani... şu anda tamamen ilkel çalışıyorsun, riskli çalışıyorsun. Tabii canım. Yapacak bir şey yok. Riske girdim oğlum. Yapacak bir şey var. Riske girdim. Çünkü İsmail abi o F5 dediğim şeyde biliyor musun? Mesela inerken yoruldun değil mi? Takip onu, ellerini falan bırak. İmlen. Yani kendini yormazsın. Abi çalışıp riski varsa bu hiç inme. Evet arkadaşlar, inişe başladık. Evet, İrfan'ı indirmeye başladık arkadaşlar. Yavaş yavaş kardeşimiz. İrfan şu sağdaki kayalıklara mı gideceksin? Nereye gidiyorsun? Nasıl abi? Şu sağ taraf nasıl? Sol taraf sana. Oraya bakacağım. Abi tutsana şunu bir. İsmail abi in. İnmeyeceğim ya. Evet arkadaşlar, İrfan yavaş yavaş iniyor. Bu saatten sonra işin esprisi bir tarafı. İş ciddi. Dikkat edilmesi lazım. Kapağa ulaşabilecek mi bilmiyorum. Şuradaki tam zirve noktasından bakacak. Ver abi. Şimdi ben oradan yakınlaştıracağım da. Eldiven yakınlaştıramadım. Nasıl gidiyor? Yok şimdi. Evet işte arkadaşlar.
Evet, şu an İrfan'ın gözden kaybolduğu anlar. Yakınlaştıralım, görebileceğiz mi? Evet, şimdi gördük İrfan'ı. Aşağı doğru yönünü değiştirdi. Şu an tamamen gözden kayboldu İrfan. İpin yetecek mi? İrfan, ne durumdasın? Ne durumdasın? Oğlum, bayağı indi adam ya. Cep telefonunu. Vallahi. Cep telefonunu açıp da kulaklıkla ya da şeyler bir bağlanmış olsaydı sesin dinlenmiş olsaydı iyi değil miydi? İyi de abi. Yok işte. Görebiliyor musun adam? Gözükmüyor abi, şu an kayanın altına girdi. Bence var ya, buradan kapağa kadar gidemez o. Gider gider. Emin misin? Gider. Arkadaşlar fazla konuşmuyorum. Bir şey olduğu zaman sesini duyabilelim. İrfan'ın. Biricik kameramanın sesini duymam lazım. Şu an aşağı doğru inmeye devam ediyor İrfan. Rahat ol abi. Evet, süper. Senin ellerinde abi kameraman. Yani kurtulalım diyorsa herkes diyor ki kameramanı değiştir İsmail abi diyor. Salı vereyim istersen. Tamam, duruma göre bakacağız abi. Tamam mı? İkinci bende. Akşama kadar 1 milyon doları hazırladı. Anam! Öyle abi. Millet dolar dolar. Şu an ip gevşek. Demek ki orada duracak bir nokta buldu, duruyor. Evet arkadaşlar, İrfan'ımız geri döndü. Yavaş, değerli kameraman. Aynı zamanda dağcımız, lisanslı dağcı, sporcu İrfan kameraman döndü. Epey bir uzun zaman geçti aradan tabii ki. Ben kapattım, şimdi çıkışını çekiyoruz. Gel kardeşim. Yardım lazım mı? Gel abi. Ver bana çiçeklerimi. Ah, görsün diye gidiyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar, dur abi, bir şey olmadı değil mi? Düğmeye bastım ama bakayım, çekiyor mu hala? Çekiyor, tamam. Çekiyor mu değil mi? Çekiyor, saniye sayıyor. 40, 45 tane sayıyor. Evet, kameramız döndü. Tabii zor abi, yoruldum. Hakkın geçmiş evet. Olsun. Sonuna kadar indin ipin galiba. Evet. Anladım. Ay. Sen dalda şey topladın herhalde. Sana hediye verecek. Sana hediye verecek. Ne yapayım, gitti yani gelmedi. Ben neydim birader? Yine bendeydin yani, İsmail abi at dedi de ben yok dedim. Vallahi. Yalan. Yalan. Kuyruklu yalan. Adamı mısın? Bence o kendine yamalıyor şu an. Sal abi, sal şimdi, sal. Bak kendimi bağladım sana bir şey olmasın diye, bir ucuna itin.
Kimse bir şey olmaz. Evet, şimdi bakalım neler görmüş. Kapağa kadar inebildi mi? Acaba inemedi mi? Kapağı buldu. Kırdı, içine girdi mi? Acaba giremedi mi? Onu merakla bekliyoruz şu anda. Malı buldum mu diye soracağım sana birazdan. Ama ne kadar? Abi ceplerine bakalım bir şeyler varsa. Ay. Oh, bu ne malı ya? Mal ne? Kokuyor mu? Çok kokuyor. Konuşturamazsın. Tehdit hissettim ben burada. Tehdit altındayım. Abi su alabilir miyim ya? Çok yorgun. Kameramana su! Erhan, bir su getireyim. Abi ben. Şu emekçi arkadaşa bir su alabilir miyiz? Söylüyorum paşam, emniyette misin? Dur amca. Çıkayım. Yoruldum. Yoruldum. Şimdi abi aşağı yukarı 20 yani. Açıklıyor. Evet, kameraman şu anda İrfan açıklıyor. Sen 28 metre falandı sanırım şu anki mevcut halatımız. Evet, aşağı yukarı. Aynen. Şimdi ben oraya indim ama şöyle bir şey. Bizim drone'la görmüş olduğumuz o köşeler normal köşelerden sağ tarafa atlayıp bakamıyoruz. Bittiği yerde normal böyle nasıl diyeyim kavisli kaya. Yani önümüzü kapatıyor değil, yani. Şöyle bir aynen o çukuru göremedim yani açıkçası. Drone'la gördük ama orayı. Bu tarafta mı kalıyor? Aynen ortada kalıyor. Ortada kalıyor. Yani buradan direkt şuradan şöyle yapmamız lazım. Gerekiyor. Yani oradan inebilir miyim? Biraz daha güçlü olmamız gerekiyor orayı için. Daha biraz daha yani risk gerekiyor. İçeriyor. Risk aynen. Direkt önü uçurum. Burada tabii ki çok fazla değil ama orası risk altında. Evet arkadaşlar, bütün imkanlarımızı kullandık. İşaretlerimiz, ölçümlerimizi yaptık. Ve aşağıda iki tane büyük bir odan olduğunu tespit etmiş cihazlarımızla. Fakat girişe ulaşmamız gerekiyordu. Girişin bir kıyısına İrfan kardeşimiz tüm yeteneklerini kullanarak, lisanslı dağcı olarak da girişin bir kenarına kadar indi. Ancak oradan girişe ulaşamadık. Susadık da su içiyor. Girişe ulaşamamış. O yüzden farklı bir noktadan yapacağız. Yalnız o nokta biraz riskli olduğu için biraz daha takımların güçlü evet. Kuvvetli olması gerekiyor. Tekrar deneyeceğiz ama o deneme şimdi olmayacak. Tekrar deneyene kadar İrfan'a çok teşekkür ediyoruz. Hem cesareti hem de su içtiği için. Hem de bütün üstün yeteneklerinin bir Süpermen, bir Iron Man ışığı altında hiçbir şekilde ego yapmadan kullandığı için kendisi buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve şey demek istiyor musun? Beyaz sayfa ve İrfan'la istifamı bir yazıp gideyim. Hayat sigortam bile yok yani. Yani burada da mı sigorta isteyeceksin? Allah'ım abi şöyle bir sigorta yap ya. Sen Kara Murat'sın kaç, birader Malkoçoğlu'sun. Kaçan ihtiyacın yok. Kaçan para abi. Evet 32 amper sigorta yapıyoruz arkadaşlar. Nereye takacağımızı sonra konuşacağız. Hoşçakalın. Benle kalın.